Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Sünnet oldu kardeşlerimiz. Sünnet oldu, normal yaşama döndü, her şey yolunda ama özellikle sünnet sonrası sünnet olan kardeşimiz ve aileye dikkat etmesi gereken hususlar varsa nelerdir? Onların açıklamalarını yaparsanız tabii hocam. Biz sünnet işlemi bittikten sonra mutlaka aileye evde karşılaşabileceği konular hakkında ayrıntılı olarak bilgilendiriyoruz. Bunlar neler olabilir? Bir kere bizim yaptığımız hem cerrahi işlemin kendisine hem de orada uyguladığımız lokal anesteziye bağlı olarak küçük şişlikler, morluklar, kızarıklıklar olabilir. Ama bunlar genellikle 48 saat içerisinde geçer. Evet. Eğer 48 saatten sonra da devam eden kızarıklık, özellikle kızarıklık ve ateşin birlikte olması sünnet alanında enfeksiyon geliştiğini gösterir. Biz normalde işlemi steril yaptığımız için hem ortamın sterilliği açısından hem de kullandığımız malzemenin sterilliği açısından sünnet sonrası antibiyotik vermiyoruz. Rutinde böyle bir rutinimiz yok. Evet. Ama bu tip durumlar geliştiğinde özellikle 48 saatten sonra devam eden kızarıklık ve çocukta görülebilecek bir ateş bunun enfekte olduğunu gösterir dokunun. Dolayısıyla bunun için mutlaka aileye antibiyotik vermek gerekir. İkincisi çocuklar açısından sıkıntılı durum ağrı. Mutlaka iyi bir analjezinin sağlanması gerekir. Biz işlem sırasında uyguladığımız lokal anestezinin yaklaşık işlem sonrası bir 6 saat kadar etkisi daha devam etmekte ama ailelere mutlaka eve gittiklerinde ağrı kesiciyi mutlaka uygulamalarını istemekteyiz. Ama bizim söylediğimiz kadar. Şimdi bazen aileler tekrar telefonla dönüp bize hocam ağrısı geçmiyor. Ne yapalım? Tamam ağrısı geçmeyecek. Şimdi ağrı eşiği dediğimiz hadise kişiden kişiye göre değişiyor. Çocuğun gelişimine, kendi kişisel özelliklerine bağlı olarak birine çok az gelen bir ağrı, birine çok fazla gelebilir. Mutlaka ağrı kesicileri doktorunun önerdiği şekilde kullanmalı aile. Ağrı kesicinin fazla kullanılması ağrıyı kesmek bir yana ilacın yan etkilerinin gelişme riskini arttıracağından dolayı doktorlarının önerdiği ve yazdığı dozajda ağrı kesicileri kullanmaları önemli. Üçüncüsü işlemin pansumanı. Pansumanı biz genellikle ilk bir hafta uygulatıyoruz. Bu da şu şekilde oluyor genellikle. Dikiş attığımız alanın üzerini temizleyici bir solüsyonla temizlendikten sonra sabah akşam bir kere uygulamak şartıyla bir antibiyotikli krem genellikle veriyoruz aileye. Ve bu tamamıyla doku iyileşmesini ve enfeksiyon gelişmesini engelliyor. Bir dördüncü olay kanama. Evet. Şimdi aileye anlatıyoruz olayı. Çünkü çepeçevre kesip çepeçevre dikiş koymadığımız için dikiş koymadığımız aralıklı alanlardan ufak tefek sızıntı veya işte bezi varsa bezinde ya da iç çamaşırında lekelenme yapacak tarzda kanamalar olabiliyor. Bunlar normal. Normal, evet. Ama eğer ki çocuğun aktivitesinin artışına bağlı olarak çok fazla ağlamak gibi durumlarda buradan damlama tarzında sürekli devam eden kanamalar da görülebiliyor. Aileyi bu konuda uyanık olmaya davet ediyoruz. Eğer bu şekilde durmayan kanamalar varsa bize mutlaka geri dönüp gelmesini istiyoruz. Dikkat edeceğimiz hususlar genellikle bunlar. Ve evet, yara iyileşmesi normalde 7 gün içerisinde tamamlanıyor. Ama cerrahi anlamda doku iyileşmesi 1 aylık bir süreci bulabiliyor. Bazen etraftaki deri genital organa çok yapışık olduğu için biz onu işlem sırasında açıyoruz. Ve bir nevi açık iç kısımdaki mukoza dediğimiz alan penis başına yapışık olduğu için ayırdığımızda oralar bir nevi yanık gibi oluyor. Ve daha sonrasında seyrinde orası kabuk tutarak iyileşiyor. Hı hı. Ailelerin bu kabuklara kesinlikle müdahale etmemesine. Genellikle ben 3 gün sonra kontrole çağırıp hastalarımı 3 gün sonrasında rahat rahat banyo yapmalarını öneriyorum. Bu kabukların da beklenip bu banyo yapma sırasında suyla temasıyla beraber düşmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum ve ailelere de bunu öneriyorum. Aileler doktorun önerisi eğer belirgin bir önerisi yoksa 3. günden sonra banyo yaptırabilirler. Hatta küçük çocuklarda günde birkaç kez de banyo yaptırmanın yara iyileşmesini olumlu yönde etkilediği gerçek. O kadar artısı vardı. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.